Merhaba arkadaşlar. Bugün size PvP'de çok önemli bir strateji olan GG prototipi tanıtacağım. Nasıl bir strateji yapmanız gerektiğini göstereceğim. Böylelikle bu silah ve kullanımı hakkında bir fikir sahibi olabileceksiniz. Umarım GG silahını düşürürsünüz ve bu stratejiyi kullanmak için gerekli itemlere sahip olabilirsiniz. Öncelikle GG silahı cephane olarak kozmik enerji kullanıyor. En önemli püf noktası bu zaten. O yüzden bu silahı kullanacağınız zaman silahlarınız içinde bir tane kozmik enerji veren öğe kullanmanızı öneririm. Burada en kullanışlı item Galaktik setteki bu azaltan miğfer. Adaptif helmet olarak geçin İngilizce ismi. Bu miğfer kalkan basıyor hem de hızlı hamle ve size olan silahsız saldırılarda kozmik enerji kazanmanızı sağlıyor. Size her alınan darbede bir kozmik enerji ekliyor. Bu da GG silahınızın mermisinin artmasını sağlıyor. Çünkü GG silahınız kozmik enerji oldukça ateş etmenizi sağlayan sürekli hızlı hamle olan bir silah ve çok önemli etkileri var. Bu etkilerden başlıca iç kanama, yanma ve izo bozması, izo 8 bozması, radyasyon, kötü nefes gibi etkiler verir rakibe. Bunlar da rakibin ağır hasar almasına neden oluyor. GG silahını kullanmak için yani eğer GG statüsünüze dönecekseniz ilk önce yapmanız gereken şey bence kahraman bonuslarınızı düzeltmeniz. Kahraman bonuslarınızı daha çok sağlık ve savunma baskınızı öneririm. Çünkü canınız ne kadar yüksek olursa sizin hayatta kalmanız o kadar uzun süre ve uzun sürdüğü takdirde sizin kötü etkileriniz rakipten fazla can götürdüğü için rakip çok kolay bir şekilde yenilecektir. Ayrıca canı fazla tutmak sizin kötü etkilerinizin rakipten daha çok can götürmesine neden olur. O yüzden hero bonuslarınızı sağlık ve savunma olarak arttırmanızı öneririm. Eğer azaltan miğfer yoksa bunun için kullanabileceğiniz silahlar kozmik enerji veren silahlardır. Bunlar kozmik kardinal olabilir. Sonra kozmik tırpan olabilir. Kozmik karnına arkadaşlarınızın, müttefiklerinizin saldırılarına eşlik ederek size kozmik enerji sağlar. Sonra kozmik enerji veren bir başka kalkan daha var. Onu da size göstereyim. Bu silah kalıbında bulabilirsem. Ayrıca bu tırpan diye geçiyor Türkçesi. Skip of Death diye bir silah. Kozmik setin parçası. Bu silah da her hamlede kozmik enerji sağlamanızı sağlıyor. Yani kozmik enerji sağlamanıza sebep oluyor. Karakterinizi ekliyor. Ama onu kullandığınızda defansta o silah kullanıp da kozmik GG prototipi kullanmadığı gibi dezavantajları oluyor.
İşte bu Rayleigh jeneratör denen İngilizcesi. Bu kalkan da kozmik enerji ekliyor. Ayrıca bir de her tur kozmik enerjini arttıran bir kalkan ama pek fazla azaltan miğfer kadar kullanışlı değil hiçbiri. Çünkü azaltan miğfer siz darbe aldıkça kozmik enerji ekliyor. Bu savunmada çok etkili oluyor gerçekten. 15-20 defa ateş eden GG'ler gördüm. Bu GG stratejisindeki en önemli etkenlerden birisi Beast adlı. Bunu mutlaka kullanmak gerekiyor ki rakip kötü etkileri kendinden kaldıramasın. Ayrıca benim bu GG stratejisinde en çok önereceğim isimlerden biri Gamora. Gamora koymamın nedeni gardiyan yani koruyucu müttefiklere garanti vuruş özelliği vermesi. Yani atışlarınızı hep isabet etmesini sağlıyor. O yüzden ben ajanımda koruyucu mührü taşıyorum. Hem hayatta kalma mücadelesi sağlıyor hem de beni de gardiyan ekibinde saydığı için her attığımı vurmanı sağlıyor. O da büyük bir avantaj sağlıyor. Size daha fazla bekletmeden bir tane GG'li dövüş yapayım. Ayrıca GG kullanmak için ben casus üniforması kullanıyorum. Bunun nedeni rakibimle eğer Groot varsa veya koruyan bir karakter onu atlamak için ilk hamle olarak ajanımı sinsileştirip rakibe öyle vuruş yapıyorum ki bütün adamları vurabiliyor. GG silahının hızlı hamle olduğunu söylemiştim daha önce. Bunun için en başarılı silahlardan birisi hava durum cihazı. Hava kontrol cihazı. Bu hava kontrol cihazıyla rakiplerinize yorgunluktan bitme verdikten sonra GG'nin çok fazla bir aktivitesi kalmıyor. Rakipteyken yenilmenizi sağlayabilir. O yüzden satışa geldiğinde almanızı öneririm. Bakın gördüğünüz gibi her attığımı vuruyorum. Ve her attığımda rakipte kötü etkiler oluşuyor. Ayrıca Gamora'nın bu ikinci skili çok insanı sinir bozucu durumlara düşürebiliyor. Benim gördüğünüz gibi ben sindim. Bu rakip de çok yaşayabiliyor bunu. Bir de şöyle bir şey anlatayım. GG kullandığınız zaman rakibin aldığı kötü etkiler bizim listimizin rakibe daha çok zarar vermesine neden olabiliyor. Tabii silmeseydi vuracaktı.
Gördüğünüz gibi rakip aldı kötü etkiler sonucu. Çok fazla dayanamıyor. Zaten Euro 8 bonusu almaya başladığında rakip size hiçbir zaman zarar veremeyecektir. Benim şu an canımın düşmesinin nedeni Gamora'nın verdiği ölüm etkisinden dolayı. Gördüğünüz gibi çok hani kolay görünmese bile benim açımdan çok canım düşse bile rakip çok rahat bir şekilde alt etti. Siz de bu şekilde GG silahını kullanarak bu stratejiyle çok rahat maçlar kazanabilirsiniz. Ayrıca defansta da bu silahla iyi yerlere gelebileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü ben o şekilde iyi yerlere geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.